hoş geldiniz. Bugün tamam mı? Bazı kalın saplarla yapalım da abi. Aynen toplanacak. Çok kalın seri değil mi? Tanesi ince mi sırada mı? Gururdu o çabuk. Şey yani. Çok iyi işte bu kalınlar var. Sen bunlar bile dönmüş yani. Ya, ya bir günlük ya. Ekrem olacağız. Ulan bugüne kadar bırakılmadı mı bu düdük? Böyle başlıyor, çambasını. Allah altını baksana ya. Üzümle ilgili alanlarımız hep ekili. Üzüm üzerine çalışıyoruz. Üzümlerimizi kestik. Çok az bir kısmını kaldırdık. Yine bayağı bir kısmı şu anda 13 Eylül'de bu erken yağmur bizi biraz zora soktu. Bununla ilgili işte artık ilaç atacağız veya kaldıracağız. Masraflarımız biraz daha artıyor. Bu durumda olan tabii bayağı bir çiftçimiz var. Veziroğlu tarafında, diğer taraflarda Göl Marmara'da hala şu anda Saranlı'da ekimler var, kesilenler. Onlarla ilgili şu anda yağmurdan risk dolu. Bu üzümlerle ilgili ne yapılabilir bilmiyoruz. Alım yapılır mı, yapılmaz mı? Onunla ilgili sorunlarımız olacaktı. Yağmurda kuru üzümde renk kaybı oluşuyor. Kalite kaybı oluşuyor yani biraz. Bizim için de biraz masrafları artıyor. Çünkü bu serildiği kadar bir daha toplamada da şimdi biz bunları devamlı aktaracağız devamlı. Güneşte bir o tarafa bir bu tarafa bayağı bir uzun süre bunları kurutmaya çalışacağız. Yaklaşık 7-8 ton kadar bu halde var. Bir kısmını, yarısından çoğunu kurtardık. Yarısından çoğu da kaldı yani şu anda yağmur yedi. Eylül'de bu yağmur şeylerde de hava durumlarında da gözükmüyordu baktığımız sitelerde. Bu erken bir yağmur oldu. Çok şiddetli değil ama yine de üzümde bu kadar yağmur bile etkili. Artış devam ederse yağış artışı çürüme de yapar. Bununla ilgili ilaçlarımızı atacağız onlara potasa tekrar ama yine de bir zararı olacaktır. Üretici kardeşlerimizin erken doludan sonra gözlerini uyanıp da geç gelen salkımların yeşil olduğundan bu zamana üzüm kesimi kaldığından dolayı sergide üzümlerimiz kaldı. Ne olabilir dersiniz? Bunun tabii maliyeti artar. İnşallah bunun arkası erken bir hava durumu açarsa bunu yer değiştireceğiz. Üstüne şerbetleme yapacağız. Malımızı kaldırmaya gayret edeceğiz. Benim de kendi mahsulümüz 6-7 ton daha malım kaldı. Onu da kaldırmaya gayret ediyorum. Bu yağışların sitelerde takip ettiğimize göre daha beklenmiyordu. Erken geldiğinden dolayı yağışa yakalandık. Tabii üreticiye kalite, renk kaybı. Malum fiyat istikrarı tamam fiyat 10 lira dedi. Bunun altına düştü mü maliyet ne oluyor ki? Üreticiye yansıyor bu sefer. Bugünkü durumda bu haliyle kalmış olsaydı emeğin karşılığını alabilecekti. Şimdi bundan sonraki bu renk kaybı, kalite kaybından dolayı üretici mağdur olacak. Ama bunun üstüne de gel. Hani ameliyene silkeliyordun ya. Evet. Domatesi göster öyle ya. Ha? Röportajında söyle. Domates, 28 dekar domates ektik. Domatesimiz şimdi fiyatlar çok düşük. 40 kuruş, 45 kuruş o arada gidiyor. Ama işçi parası çok yüksek. Maliyetler çok yüksek. Bir dekar maliyeti 3-3,5 bin lira. Onun için yani işin içinden çıkamayacağız. Şimdi yağmur da yağdı. Yağmurdan da çürümeye başladı. Vallahi bilmiyorum yetkililerden yardım bekliyoruz. Yani geçen sene 70 kuruş, 72 kuruşla domates sattık salçaya. Bu sene 40 kuruş. 20 dekar yer daha toplanmadı. Toplamaya başladık ama bir de yağmurun erken yağması bizi işimizi zorlaştırdı. Daha da çok yağarsa bu sefer kaldıramayacağız tarladan çürüyecek. Tahminen ne olacak? Şimdi bunu ben dekarda
8-9 ton alacağımı, bu sefer düşecek 6-7 ton, belki 5-6 ton düşecek. Biz yılı zararına kapatacağız. Maliyetler çok yüksek yani. Toplanacak bu. Tut. Evet. Geçen sene 70 kuruş salçaya döküyorduk da.